Tüm bunlar çok ön plana çıkıyor. Evet. E, toplumun anlayışının değişmesi çok ön plana çıkıyor. Evet. E, belki gelecek nesillerde, gelecek jenerasyonlarda şimdiki gençler çok daha farklı yaklaşıyorlar evet. çocuklara. Bütün bunları daha bilerek, okuyarak, evet. e, daha farklı yaklaşıyorlar. Evet. Hakikaten. Ee, çok zor durumlar var. Evet. Hocam. Ee, kadının işi her türlü zor. Şu bilezik var ya işte bu biz o bileziğin programıyız aslında. Altın bileziği. Altın bilezik çok önemli bir şey. Zanaat kazandırıyorsunuz. Evet zanaat yani e, biz belki bir ufak, kaç, e, bir ufak noktayız. Bir kıvılcımız bir şeyiz ama e, gerçekten kadının ayakları üzerinde durabilmesi çok önemli, çok önemli. Ee, çalışması, e, gerçekten haklarını bilmesi, koruyabilmesi, e, kendini hem e, fizyolojik olarak, psikolojik olarak ayakta tutması toplum koşullarında zor, çok zor. Çok zor hocam. E, şimdi çocukların durumu ayrı bir şey. O evde büyüyen çocuklar ileride ne olacak hocam? İsterseniz biraz girelim. Babasının oğlu olacak. Hocam söylediğinize aynen katılıyorum. Evet. Eskiden bir söz vardı. Bitmedi. Hala sürüyor hocam. Ne diyor? At avrat silah diyor. Hocam bizi Avrupa Birliği'ne almazlar. O dedektörden geçeriz o kadar silahlı atla. At avrat silah. Ne zaman kitap, bilgisayar başka bir şey diyeceğiz? Hocam bu maganda kültürün bir özelliği. At tarihimizde çok büyük bir güzelliktir. Dünyada galiba atı ilk Türkler ortasında evcilleştirdiler. Harika bir şey. Ama her şeyin bir zamanı var. Çadır da yurtta da çok önemlidir. Yurt çadır yani. Evet. Ya e ama geçti artık yurtta büyüyemeyiz, oturamayız. Hocam bu şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Bugünün şartlarında çocuk yetiştirmek gerekiyor. Eğer çocuk sağlıksız bir aile ortamı, at avrat silah diye gitmişse, hocam bir defa, hocam yani atla avratı e, aynı düzeye indirdi hocam. Yani benim bir atım var, bir de avratım var. Değil. haşa, hocam olur mu? Hocam batı da çok iyi değil. Batı tarzı fantezi. Hayatta başarılı her erkin arkası bir kadın vardır. Bu 70'lerde ilk çıktı galiba. birçok bir kadın sevindi, bize değer veriyorlar dedi. Hayatta her başarılı erkin arkasında biz varmışız. Saygısızlık kadını sadece lojistik destek düzeyine indirdi. <laughs> Ev işi. Niye? Ben niye büyük adam oldum hocam? Belli. Eşim, Zehra, üç yaptı, çamaşır, bulaşık. Ben büyük adam oldum. O ne oldu? O da bulaşıkçı oldu. Hocam benim arkamdaki kadında işim olmaz. Geri dönmekten benim boynum ağrır, belim tutulur. Ben eşim yanımda isterim. Ben karımı yanımda isterim. Niye her başarılı kadın yanında da bir erkek var demiyor? Başarılı kadının yanında da, başarılı kadın erkeğe de ihtiyaç duymaz. Hocam kadın olmadan da ben başarılı olurdum. Evet. O benim hayat arkadaşım. Süper. Bir, bu şuraya kadar İnşallah bir... İnşallah Zehra Hanım dinlemiştir. Ee, Zehra Hanım gerçekten bak... Bak bak şimdi ee, şuraya kadarını bir sindirelim bir düşünelim siz de düşüncelerinizi e, paylaşın e, gerçekten biliyoruz ki pek çok e, sıkıntı da var e, Müge geliyor mu telefon e, WhatsApp hattına soru geliyor mu? Neyse, ben Zor sorular değerli soracağım. hocama kolaylar bana. <laughs> ben onları soracağım. Yok ben e, cevaplayacak e, şeyde değilim hocam. Estağfurullah. Sizlerken. Hayat tecrübeniz yeter hocam. E, evet reklama gidiyoruz. Müge'ye Müge soracağım şimdi. Ay. Efendim WhatsApp hattımıza... Pek çok mesaj e, geldi gerçekten fakat ana başlıkta toplamak e, gerekirse hocamın anlattıklarından çok farklı bir şey bir iki tane var ki onları da konuşacağız. Gerçekten çocukların anneye şiddetiyle başlayan mesela 9 yaşında bir çocuk annesine şiddet uyguluyor kardeşine şiddet uyguluyor ders çalışmıyor. Yani burada hocamın anlattığından e, çok farklı bir şey yok. E, gerçekten bir yara hakikaten e, çok önemli. Bunun tabii sonucunda giderek 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 e, o çocuk büyüyecek, evlenecek, karısı olacak, kendi ailesi olacak. Ve orada çok ciddi şeyler olacak veya daha küçükken evde daha farklı şeyler olacak. E, yani ana başlık hocamın değindiği şeyler. Bir de buna şimdi çocuklardan bahsedeceğiz. Bu evlerde şiddet, kadının şiddet gördüğü evlerde çocukların neler yaşadığı veya ileride onları nasıl etkileyeceği psikolojik olarak onlardan bahsedeceğiz. Bir de aldatma faktörü var. Bir de yani farklı olarak kadına... Para vermemek ilk başında söylediniz ya. Evet. Para vermeyerek bir şiddet. Olay nereye geliyor orada da? Yine bilezik konusuna geliyor. Ayaklarımızın üstünde durmaya, eğitime geliyor. Ama tabii ki hocam bunları çok güzel anlatacak. Şimdi şeyden gidelim hocam. Şiddet gören, gören yani kadının şiddet gördüğü evde veya kavga gürültü ve şiddete dönen olaylarda küçük çocuklar nasıl etkileniyor? Burada ne yapılması lazım? Aile büyüklerine mi bir şey düşüyor? Bir nereye gitsinler, ne yapsınlar? Hocam bazı hastalıklar var, ağır hastalıklar. <laughs> Hekim der ki, hastalıktan korkma, geç kalmaktan kork en kötü hastalık dahi olsa zamanında erken teşhis olduğu zaman erken teşhis hayat kurtarır. Bu tür sorunlar varsa anneye vurma gibi ya da eşe saldırmak gibi. Hocam ikinci, üçüncü sene artık geç kaldı, kemikleşti, üzgünüm geç kaldı. Yine umut var, yine bir şeyler yapılabilir. Fakat en başında geç kalmadan tedbir almak gerekiyor. Mesela söylediniz yani hanımefendiler soruyorlar 9 yaşında çocuk annesine vuruyor. Yani kardeşine vuruyor. Değil. Hocam şimdi kardeşe vurmak ayrı. Kardeşler dövüşebilir, kıskanırlar filan. Saldırganlık genel olarak iyi değil. Eğer kardeşe vurma belli bir çizgiyi aşıyorsa bu bir sorundur. Çocuğun bir sıkıntısı var demek. Biz çocuktaki hocam her e, disiplin sorununu bir imdat çağrısı kabul ederiz. Okulda bir disiplin sorunu var. Arkadaşların silgisini çalıyor. Hiç ihtiyacı yok. Nedir? Bu bir imdat bana yardım edin çağrısı. Kardeşiyle kavga etmesi bir imdat çağrısı. Kardeşle tartışmak ayrı. Saldırganlık iyi değil. Ama anneye vurmak apayrı bir olay. Başlı başına bir olay. Hocam bunlar nasıl engellenecek? Ailede çocuk ve anne baba arasında kaliteli iletişim olacak. Anne baba çocukla kaliteli iletişim kuracak. 15 gün önce galiba söyledim. Bir söyleme kültürü var. Yapma en ağzından çek. O işte onu bırak bilgisayar şeyle oynama cep telefonuyla. Habire söyleme saçını çekme. Böyle mesajlar. Ders çalış. Ee, ya hanım akşama ne yemek var bu yemek var. Bir söyleme kültürü. Bir söylenme kültürü var. Bir de dinleme kültürü var dinleyecek. Eğer ki o evde anne baba çocuk arasında dinleme kültürü varsa, anne baba çocukla kaliteli iletişim kuruyorsa bu demektir ki o anne baba çocuğu ciddiye alıyor. Biz çocuklarımızı ciddiye alırsak onlar da bizi ciddiye alırlar. Ve bu anne baba çocuğu etkileyebilir. Kaza ara ilk kez vurdu. Çocuğun ciddiye alındığı bir aile ortamında. Hayatım bak bir, bir elinden kaçtı, boş bulundun. Bu çok yanlış bir daha sakın olmasın. Derseniz çocuk sizi ciddiye alır. Kendi yaşı çok ufak bir olay. Anne edebiyat öğretmeniydi, avukattı, öğretmendi. Şimdi bakıyorum ki şimdiki mesleki bilgimde çok ufak ufak ee, bana rehberlik etmişler. Yeni çıkan bir tabir. Fabrika ayarlarını çevirdim. Ayar vermişler. Çocuklarında bu ifade yoktu. Bir gün birisine bir hediye vermişim. Aynı çok iyi hatırlamıyor hediye. Cidden bir hediye vermişim arkadaşıma. Sonra kızdım. Yani beni kızdıracak bir şey yaptı. Anneme diyeyim ki ben gideceğim o hediyeyi isteyeceğim dedim. De, gayet sakin dedi ki canım benim dedi. Verilen bir hediye asla geri istenmez. Bu kadar. Ciddi dedi. Onlar annem babam beni ciddi alır dinlerdi. Ben de onları ciddiye alırdım. Pıt oraya mim koydum. Verilen hediye geri alınmazmış. Bu bir ayar vermedir. Yol göster, rehberlik etmedir. Evet. Bitti. Hocam bu olduğu zaman ben kazara anneme vursaydım. Ya hocam görmedim öyle bir şey. Babam vurmadığı için. Babam annenin saçını çek demediği için. Ben öyle bir aile ortamında büyümediğim için yapmazdım. Kazara yapsaydım annem çok ciddiye sınır koyar kızardı gözlerini bir böreltirdi bir daha töre yapamazsın. Babamın da canı sıkıldı. Anneye vurulmaz bizde hocam. Evet. Şimdi eski bir İstanbul sözü. Çok seviyorum. Buyurun. Çocuk aziz, terbiyesi daha aziz. Çocuk aziz, hayatımızı veririz onlar için. Ama çocuğun terbiyesi daha aziz. Sınıfta önce disiplin olacak. Disiplin olmadan eğitim olmaz. Ailede disiplin olacak, kurallar olacak. Öğretmene vuran çocuk var hocam sınıfta. Peki bu ne olacak? Hadi vursun çocuktur 9 yaşında mı diyeceğiz? Öğretmene vuruyor hocam. Doktora sağlıyor. Hadi doktoru iğneyle gördü korktu. Fakat evet. öğretmene nasıl vurabilir hocam? Vuramaz. Evet. Hemen burada bir şey bir kulağımdan şimdi söylediler. Bir tane şey gelmiş ki ben de bunu çok görüyorum. Çocuk okulda kaç yaşlarındadır Müge o gelen şeyde? 15 yaşında çocuk arkadaşlarıyla okulda kavga ediyor. Çocukla vuruyor. Arkadaşlarına ama bu sürekli tekrarlanan bir şey, şey. E, eve geliyor.